Ramazan-ı Şerif bütün heyecanıyla geldi, evlerimize konuk oldu, bize hediyelerini ikram etti. Hala şen ve heyecanlı Ramazan-ı Şerif'i evlerimizde misafir ediyoruz. Bu gece Kadir gecesi. 1000 aydan daha hayırlı olan gece. Niçin? Zira Kur'an içerisinde indirilmeye başlandığı için. Şimdi tek tek ilerleyeceğiz. Tek tek anlatacağız. Nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Heyecanlıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu Kadir Suresi'nde bizlere şöyle ifade buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz onu, yani Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. O Kadir gecesi ki 1000 aydan daha hayırlıdır. Peki ne olur o gecede? Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selam. O gece ruh, yani Cebrail ve melekler Allah'ın izniyle inerler. Her emir için, her iş için inerler ve şöyle derler. Selam, selam. Selam derler, esenlik sizin üzerinize olsun, barış, mutluluk, bereket sizin üzerinize olsun derler. Ne zamana kadar? Hiye hatta matla'il fecr. Ta ki sabah namazının vakti, o fecr saati gelene kadar. 1000 aydan daha hayırlı olmanın vesilesi nedir? İşte Kur'an değdiği, dokunduğu her şeyi farklılaştırıyor, mübarekleştiriyor. Ne demek istiyorum? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlerin en seçkini. Muhammed ümmeti aleyhisselam, topluluklar, ümmetler arasında çıkarılmış en hayırlı ümmet. En hayırlı gece Kadir gecesi. Ayların efendisi Ramazan ayı. Yine bütün sebebi, bütün vesileyi Kur'an'da aramamız gerekiyor. İşte Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, bu güzel geceyi idrak ederken aslında yapmamız, sorgulamamız gereken nefis mücadelesi, mücahedesi şu olmalı. Ben bir Müslüman olarak Kur'an'ı, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere getirmiş olduğu o ilkeleri, faziletli işleri ne kadar hayatıma geçirebiliyorum? Ramazan aslında kendisini uğurladıktan sonra başlayan bir süreç mi bizim için? Yoksa sadece Ramazan ayında bir takım faaliyetleri yaptığımız, oruç ve ibadetlerle geçirdiğimiz kısa bir süre mi? Bir Müslüman Kadir gecesinde ne yapmalı? Aslında bu geceyi de böyle sorgulamak gerekir. Kadir gecesine özel bir hazırlanma yapılmalı. Kadir gecesine hazırlanılarak ailecek teravih namazları idrak edilmeli. Çocuklarımız Kadir gecesine özel bir şekilde hazırlanılmalı. Zira bu gece kutlu bir gece, bu gece Kur'an indirilmeye başlandı. İşte bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikafa girer, dünyevi şeylerden, dünyevi meşgalelerden elini, eteğini çeker, uğraşını tamamen ahiret eksenli yapardı. Ahirete yoğunlaşır, orayı önceler ve orası için çabalardı. Peki biz bunu ne kadar yakalayabiliyoruz? 1000 ay bir ömür eder. Aslında Celle Celaluhu bizlere her yıl bir ömür hediye ediyor. Onu ne kadar iyi geçirebilir, onu ne kadar iyi idrak edebilirsek işte biz o derece kulluğumuzla ön plana çıkabileceğiz. Rabbimizin razı olduğu kulların arasına işte o şekilde girebileceğiz. İşte bu feyiz ve bereketin sağanak sağanak yağdığı gecede bizler de dua ile hateme ermek, dua ile bunu kapatmak istiyoruz. Zira sözlerimiz bu geceyi anlamakta ve anlatmakta kifayetsiz. Ondan dolayı gelin şimdi huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerine doğru ilerleyelim ve bu güzel geceyi dua ile kapatalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي yerlerin ve göklerin sahibi olan Yüce Allah'ım
Bu Ramazan ayı itibariyle yapmış olduğumuz bütün hayır ve hasenatı, amellerimizi, ibadetlerimizi, oruçlarımızı indi ilahiyende ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasreten bu güzel mekandan senin peygamberinin vecihini görmüş, ona komşuluk etmiş, onu evinde misafir etmiş olan Eyüp Sultan Hazretlerinin yanındayız. Ya Rabbi, dualarımızı kabul ettiğin dualar arasına ilhak eyle. Bizlerin amellerini ihlas ile olanlardan eyle. Ya Rabbi, bizleri nice nice kadir gecelerine ulaştır ve o geceleri en güzel şekilde, ona en layık şekilde geçirenlerden bizleri eyle. Ya Rabbel Alemin, gönüllerimizde olan hayırlı niyetler sana aşikar. Onları senden istiyoruz, bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi, bütün nimetlerin için sana sonsuz hamd ediyoruz. Şükrümüzü kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, mahşer gününde bu yapmış olduğumuz amelleri kabul eyle, en güzel haliyle bizlerin önüne çıkar. Dualarımızı kabul edecek olan ancak sensin. Kalbimizdeki ihlası derinleştir ve sana hakiki kul, peygamberine hakiki ümmet eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.